Arkadaşlar çorbamızın son hali, bitmiş hali. Sosunu da koydum ben. Şimdi sizinle birlikte şöyle güzelce karıştırarak bakmak istiyorum. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Şöyle sizler de yapın, yiyin mutlaka. Çok lezzetli oluyor. Terbiyeli pazı çorbamız. Şimdi arkadaşlar tarife geçiyoruz. Ayşe'nin marifetleriyle YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle tam mevsimi harika sağlıklı bir çorba yapıyoruz. Bugün arkadaşlar pazı çorbası yapacağız. Terbiyeli pazı çorbası yapacağız birlikte. Ben çok seviyorum. Çorbaları çok seviyorum. Annem bizi hep böyle hiç çorbasız evimiz olmazdı arkadaşlar. Yaz kış hep çorbamız olurdu. Evlendim. Kayınvalidem de aynı şekilde. Hiç kaçarım yok yani. Mutlaka çorba var hayatımızda. Şaka bir yana ben de çok seviyorum ve her zaman da yaparız çorbalarımızı. Çorba önemli arkadaşlar. Kış aylarında özellikle çorba çok önemli. Şimdi şöyle biraz soğanımız kavruldu. Yumurta kadar bir soğanım var arkadaşlar. Onu doğradım. Yemeklik yarım kapya biber, büyük biraz da kırmızı biberlerim. Onun yarısını ince ince doğradım. Şimdi böyle güzelce ikisi kavrulduktan sonra pazılarımı şöyle göstereyim. İnce ince doğradım arkadaşlar. Biliyorsunuz geniş geniş oluyor yapraklarımız. Onu şöyle uzunla ince ince 3 kere 4 kere kestim. Sonra onu güzelce ince ince doğradım. Ki çünkü çorbanın içinde hani kocaman kocaman hoş olmaz. Şimdi güzelce bunlar kavruluyor. Biraz daha istiyor. Kavrulduktan sonra arkadaşlar pazımızı koyacağız. İçine bulgurumuzu koyacağız. Suyumuzu koyduktan sonra tuzumuzu, baharatlarımızı atacağız. Akabinde arkadaşlar sosunu, terbiyesini yapacağız. Harika güzel bir kış çorbası oluyor arkadaşlar. Pazı doğrarken şöyle aklıma geldi. Bu kesinlikle bulgurlu olması gerekiyor. Yani pirinç falan güzel olmuyor açıkçası. Ben ıspanağa çok yakıştırıyorum pirinci ama pazı da bulgur. Çok lezzetini, aromasını bırakmasını sağlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi pazı doğrarken sizlere ıspanak çorbası tarifini vermeyi unutmuşum. Ben çok sık yaparak ıspanak çorbası yaparım. Ona havuç ve pirinç çok yakışıyor. Bir gün sizlerle onu da paylaşmak istiyorum. Yapmadığım aklıma geldi. Kendime yapıyorum ama size yapmamışım. Şimdi arkadaşlar şöyle pazımızı atalım. İçine şöyle güzel bir kavuralım. Harmanlansın. Çorbasız olmuyor kış ayında. Yazın her zaman da çorba gerekiyor. Yazın soğuk çorbalar, kışın sıcak çorbalar. Bağışıklığımızı güçlendiriyoruz arkadaşlar. Özellikle bu pandemi döneminde çok çok önemli biliyorsunuz. Böyle yapıp yapıp yiyeceğiz arkadaşlar. Güçlü kuvvetli olacağız. Allah'ımıza şükürler olsun. Sağlığımız yerinde şimdiye kadar, inşallah da bozulmaz. Şöyle bulgurum var. Yarım çay bardağı. Benim bardaklarım böyle küçük. Bu oldu birazcık şimdi. Şöyle burada tam 6 bardak suyum var. Birlikte koyalım. Bir güzel karıştıralım. Şimdi kaynamaya başlayacak arkadaşlar. Tuzunu, baharatını atacağım. Ama tuzunu biliyorsunuz terbiyeli çocuk çorbalarda hep söylerim. Kapattığım veya kapatmama 1-2 dakika varken atıyorum. Çok önemli. Çünkü yoğurdunuz kesilir o zaman. Şimdi arkadaşlar şöyle ağzını kapatalım. Pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, çorbamızın pişme kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Şöyle hemen göstereyim. Bakın pazılar güzelce pişti. Bulgurlarımız güzelce şiştiler, piştiler. Şimdi terbiyemizi katma zamanı geldi. Şöyle kepçemizle birazcık, çok az suyundan alıyoruz. Fazla değil. Yoğurdumuz kesilmemesi için arkadaşlar bu işlemi yapmamız gerekiyor. Şöyle iyice çırpalım. Biraz daha alalım.
sıcaklık ayarımız ne kadar yakın olursa çorbaya o kadar rahat olur arkadaşlar. Şöyle. Kepçemizi alalım artık içinden. Çünkü rahat karıştıramam. Bismillah. Şöyle dökelim. Tamamdır. Oh mis mis. Bir kokusu var. Mis. Maşallah. Şimdi arkadaşlar hemen karıştıra karıştıra kaynara gelmesini sağlayacağız. Çok önemli karıştırmamız. Tuz atmadık. Gerçi kesilme ihtimali yok ama olsun. Yine de karıştıralım. Terbiyeli çorba çünkü. Kesilmiş hiç hoş olmuyor görüntüsü. Tadı da güzel olmuyor. Şimdi arkadaşlar böyle güzelce karıştırıp kıvama getirelim. Evet arkadaşlar, çorbamız kıvama geldi. Çok güzel oldu. Arkadaşlar ben terbiyesine 2 kaşık yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 tane yumurta sarısı koydum içine. Gördünüz ondan sonrasını çorbadan su koyarak güzelce ikisini aynı ayara getirdik. Terbiyesini ekledim çorbamıza. Bu şekilde yapıyoruz. Size söylemediğimi fark ettim. Hemen dipnot olarak söyleyeyim dedim. Çorbamız çok güzel oldu arkadaşlar. Bu kadar pişmesi yeterli. İçindeki bulgur oranını ben kendim damak sevgime göre yapıyorum. Bakın çok fazla değil, çok az da değil. Bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar şöyle karıştırırken bir tatlı kaşığı da tereyağı ekledim. Bu şekilde oluyor çorbamız. Şimdi kapatıyorum altını. Altını kapattık. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuzumuzu artık ekleyebiliriz. Hiç korkmadan güzelce terbiyemiz kesilme korkusu olmadan tuzumuzu karıştırdık. Şimdi servis alacağız arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi kesinlikle terbiyeli çorbalara kapatmaya 1 dakika veya kapattıktan sonra. Bakın çok güzel oldu. Maşallah. Şimdi servis alacağım arkadaşlar, göstereceğim tabaktaki sunumunu. Evet arkadaşlar, çorbamız tamamen şöyle getirdim, koydum, çok sıcak. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Şimdi kıvamını da göstereceğim sizlere. Harika oldu. Ben tadına baktım. Gerçekten çok lezzetli olmuş kıvamı, özü. İlkin çok hani tam koyulaşmamış gibi görünüyor ama kapatıp 5-10 dakika sonra şöyle iyice koyulaşıyor arkadaşlar. Sakın yanılmayın bu durumdan. Bakın böyle oldu. Tereyağının verdiği koku da bir lezzetli oldu ki anlatamam. Ben isterseniz size göstermek için yapıyorum bunu şu anda. Bir tatlı kaşığı şöyle pul biberli yağ yaktım arkadaşlar. Biliyorsunuz yağımızı önce iyice kızdırıyoruz. Altını kapattıktan sonra bir tatlı kaşığı pul biber koyuyoruz. O şekilde ben yapıyorum ve çok güzel bir aroması, kokusu oluyor arkadaşlar. Evet, tarifimiz, bugünkü tarifimiz puzzle'lı terbiyeli çorbamızdı. Tarifimiz bitti arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni butonuna basınız. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum.